Öncelikle bu seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizdeki var olan maddi ve manevi sorunların da bu yeni seçilen milletvekilleriyle önümüzdeki dönemde mecliste çözüleceğine dair inancımız tam. Elbette ki Hüdapar'ın yapmış olduğu çalışmalarla mutlaka Cumhur İttifakı'na da katkıları olmuştur. Ki çıkan istatistiklere baktığımız zaman sadece bölgede değil birçok yerde Cumhur İttifakı'na ve bilhassa da AK Parti'ye ekstra milletvekilleri kazandırdık. Hüdapar olarak arkadaşlarımız, üyelerimiz sandıkta görev aldılar. Sandıkta hiç kimsenin hile yapmaması için, halkın iradesini çalmaması için çok titiz ve dikkatli oldular. Tabii bunun yanında HDP'nin oy kaybetmesinin bir de geliştirmiş olduğu ilişkilerin sorgulanması ve dile getirmiş olduğu bazı olaylarla alakalı halkın bunları benimsememesi veya işbirliğine girmiş olduğu Türk solunun halktan yani Kürt halkından bir karşılık bulmadığını da görebiliriz. Dolayısıyla HDP de ciddi manada bir oy kaybetti bölgede. Hatta Türkiye genelinde kaybetti, sadece bölgede değil. Türkiye genelinde oy kaybetti. Dolayısıyla kullanmış olduğu söylem ve uslubun da ona kaybettirdiğini görmekteyiz. Bundan dolayı onların da bir öz eleştiri yapması gerekiyor. Ve halkın iradesine yönelik, halkın isteğine yönelik siyaset yapılması en doğrusudur. Ki biz ilk günden beri biz bunu söylüyoruz. Bütün siyasi partiler halkın maksat ve menfaatine uygun bir şekilde, halkın iradesine uygun bir şekilde siyaset yapmalıdır. Doğrusu budur. İnşallah bunlardan bir ders çıkarılmış olur. 4'te 4 yaptık elhamdülillah. Önümüzde de yeni bir merhale var. Hüdapar olarak ilk kez meclise arkadaşlarımız gidecek. Daha önce seçmenlerimize ve halkımıza vermiş olduğumuz sözler neyse o sözleri yerine getirmek için arkadaşlarımız büyük bir çaba içerisinde olacaklardır. Ki bunların başında da özellikle inanç özgürlüğünün tamamen sağlanması ve anayasal güvence altına alınması. Diğer bir husus ise Kürtlerin temel hak ve özgürlüklerinin anayasal güvence altında tekrar alınması gibi konular başta olmak üzere. Yani halkımızı ilgilendiren özellikle özgürlüklerle ilgili olan hususların çözülmesi için büyük bir gayret ve emek sarf edeceğiz. Ve ben inanıyorum ki bu önümüzdeki dönemde arkadaşlarımızın yapacağı çalışmalarla ve geliştirecekleri ikili ilişkilerle başta inanç özgürlüğü olmak üzere Kürt meselesini de adalet temelinde çözülmesine katkı sunacaklarına inanıyorum. Daha önceki konuşmalarımızda, demeçlerimizde CHP zihniyetinin hem İslam karşıtı hem de Kürt karşıtı olduğunu biz dile getirmiştik ve bu da ona kaybettireceğini dile getirdik ve sonuç itibariyle de 14 Mayıs'ta CHP zihniyetinin ve destekçilerini kaybettiğini biz gördük. Dolayısıyla halkı böyle ucuz bazı söylemler peşinde koşarak, yani bir siyasi parti karalamanın bir anlamı yok. Yani CHP bu 2-3 ay içerisinde partimizi tamamen hedef alarak amacına ulaşamadı. Yani söylemi varsa, fikri varsa gelsin oturalım, konuşalım, tartışalım. Kamuoyu önünde de tartışabiliriz. Biz fikirlerimize, düşüncelerimize güveniyoruz. Ama kendi rakiplerimize, kendi karşılarımıza asla iftira atmayız, yalan atmayız, algı oluşturmayız. Bundan dolayı CHP Genel Başkanı başta olmak üzere CHP'lerin aslında bir öz eleştiri, bir muhasebe yapmaları lazım. Halkı seçim gecesi dahil olmak üzere kandırmaya yönelik yapmış oldukları yalan beyanlardan dolayı kamuoyu bir özür bekliyor. Yani özür dilemeleri gerekiyor. İkincisi, biz ailenin korunması gerektiğinden yanayız. Çünkü aile olmadığı zaman toplum da olmaz. CHP zihniyeti ise cinsiyetsiz bir toplum arzulamaktadır. Ve en çok savunduklarını iddia ettikleri kadınları ise bir cinsel meta olarak kullanmaktadırlar. Yani cinsel bir özne olarak kadınları kullanmaktadırlar. Dolayısıyla biz kadının asli fiziki ve biyolojik yapısına uygun olarak hayatını sürdürmesinden yanayız. Ama kapitalist zihniyetine sahip olan CHP zihniyeti kadınları bir mal olarak, teşbihte hata olmasın, bir mal olarak görüp bunu da pazarlamaya çalışmaktadır. Eğer gerçekten bu zihniyet kadına değer verseydi, bugün kadının cinselliği üzerinden mal pazarlayan kapitalist ve topluma, kapitalist kişiliklere, zihniyete bir cevaplarının olması lazımdı. Dolayısıyla bu olmadığına göre ve bunların desteğini de aldıklarına göre demek ki sadece kadınları ismar olarak kullanmaktadırlar. Ve inşallah Hüdapar'la birlikte kadınların bu zihniyetin ismarından kurtulacağı bir döneme gireceğiz biz. Önümüzde bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani ikinci tura kaldı. Kıl payı olarak Sayın Erdoğan seçimi kazanamadı. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde, yani ayın 28'inde yapılacak olan seçimde ben inanıyorum çok ciddi bir destek alarak bu seçimi kazanacaktır. Kaldı ki
Parlamentoda üstünlüğü ele geçiren, daha doğrusu kazanan Cumhur İttifakı olmuştur. Parlamentoyu kazandığından dolayı da bu bir artıdır. Yani dolayısıyla halkımız şu anda rahat bir şekilde Cumhur İttifakı'nın vermiş oldukları sözleri yerine getirme hususunda da, vaatlerini yerine getirme hususunda da bu konuda emin olmalılar. İnşallah ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanlığı seçimi de Sayın Erdoğan kazanacaktır ve bu verilen sözlerin, vaatlerin hem insan hakları hususunda, hem aile hususunda, hem ekonomik hususunda bu sözler daha bir şekilde yerine getirilecektir. Ben halkımın Sayın Erdoğan'a destek vermesi için bir çağrı yapmak istiyorum burada. Kaosa değil, istikrara oy veriniz.